Röportaj yapıyoruz. Bugün de Mesayas adlı oyunun yapımcısı Fatih Beceren'le birlikteyiz. Hoş geldin Fatih. Hoş buldum Ata. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, seni sormalı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Oyuna geçmeden önce diyorum ki bir seni tanıyalım. Kendini bize tanıtır mısın? Tabii. Yaklaşık olarak 2018 yılından beri aslında bakarsan oyun geliştirmeyle ilgileniyorum diyebilirim. Bundan öncesinde reklamcılık çıkışlıyım. İstanbul Üniversitesi'nden mezunum. Yaklaşık olarak herhalde 4 oyun yayınladım. İkisi global, ikisi Türkiye pazarı olmak üzere toplamda 4 oyun yayınladım. Son oyunum da az önce bahsetmiş olduğum gibi Masayas isimli oyun. Türkçe olarak Mesih diyebiliriz. Böyle genel olarak bununla ilgileniyorum. Boş zamanlarımda ilgileniyorum aslında bakarsan hobim diyebilirim oyun geliştirmek için. Asıl olarak bir özel bir şirkete çalışıyorum. Böyle genel olarak böyle yani. Peki bu oyunları tek başına mı geliştirdin yoksa arkasında bir ekip mi var? Şöyle söyleyeyim, çok temel bazı tasarımsal konular için illüstratör arkadaşım Damla Kartbak'tan destek aldım. Ama genel olarak oyunun tasarımı, kodlaması, müzikleri, hikayesi vesaire hepsi bana ait, evet. Anladım. Peki izleyicilerimiz için bu Mesihler oyunu nasıl bir oyundur? Bir de ondan bahsedelim. Şöyle söyleyeyim, Mesihler oyunu temel olarak aslında nefrete karşı nefret konusunu nasıl bir oyuna dönüştürebilirim fikriyle ortaya çıkmış bir oyun. Oyunda temel olarak savaştığımız, mücadele verdiğimiz düşman nefret aslına bakarsan. Kendi dinimizi oluşturduğumuz, kendi inancımızı oluşturduğumuz ve bunu dünyaya yaymaya çalıştığımız bir oyun mekaniğine sahip, oyun konseptine sahip. Bunu tarihte de olduğu gibi insanlarla konuşarak yapıyoruz temel olarak oyunda aslında. Oyunda her İnsanla konuştuğumuzda ve her bir karar aldığımızda nefret, insanların, halkın nefreti çok ya da az şekilde artıyor. Ve nefret tamamen dolmadan ve bizim sonumuzu getirmeden inancı o bölgeye yaymaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz bölgeye yaymaya çalışıyoruz. Bunun için tabii ki inancımızın özelliklerini geliştirmemiz de gerekiyor. Ya da kendi özelliklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ya da sözlerimizle ortaya çıkan ırkçılık, cinsiyetçilik ya da işte doğaya zarar vermek vesaire gibi bize inanan insanların yaptığı etkileri yok etmemiz de gerekiyor. Temel olarak bu şekilde diyebilirim aslına bakarsan. Yani Oyun. aslında stratejik olarak bir denge politikası izlemeye çalışıyoruz, değil mi? Oyunda Şöyle başarıya söyleyeyim. ulaşmak için. Doğru. Aslına bakarsan bir yönetim ve rol yapma oyunu karışımı, simülasyon ve rol yapma oyunu karışımı diyebiliriz. Kesinlikle haklısın. Belli bir kaynak yönetimine hakim olmamız gerekiyor ve doğru kararlar vererek de işte dediğim gibi insanları dengede tutmamız da gerekiyor aynı şekilde. Peki Fatih, bu oyunu diğer oyunlardan ayıran özelliği nedir? En başında dediğim gibi nefret, ırkçılık ya da cinsiyetçilik gibi konuları işleyen ben çok az oyun gördüm. Hatta görmedim diyebilirim nereden bakarsan ve en temelde bu konsepti bir inanç konseptinin üzerine oturtan da bir oyun görmedim. Muhtemelen diğer oyunlardan ayıran en temel farkı bu diyebilirim Masayas oyununu. Bu bence. Peki, bu oyunu yapmak için bir noktadan çıktığını varsayıyorum. Yani belki bir Doğru. yaşanmışlık olabilir, belki başka bir şey olabilir. Bu oyunun çıkış noktası nedir? Yani temel olarak aslına bakarsan yaşadığımız şu an kültürle alakalı ya da belki dünya ile alakalı bir durum olabilir diyebilirim ama aslına bakarsan ilham aldığım bir film üzerinden ortaya çıktı. Günah Son Çağrı filminden ortaya çıkan bir konsepte sahip. Çok da güzel bir kitabı ve filmi vardır. Bilmiyorum izledim mi ama temelde bu konseptleri nasıl oyunlaştırabilirim diye düşünürken bu film sonrasında bu şekilde bir yoldan yapabilirim. Evet, işte kendi inancını dünyaya anlatmaya çalışan bir Mesih'in gözünden İnsanlara bu duyguları yaşatabilirim belki diye düşünerek ortaya çıkmış bir fikir, bir oyun. Anladım. Ya farklı oyunlar yaptığını da biliyoruz. Daha önceden sunduğun başka title'lar olduğunu da biliyoruz. Peki biz bağımsız geliştiricileriz ve çok küçük projelerimiz olsa da çok büyük projelerimiz olsa da biraz da bir yayımcıya bağımız olmadığı için kritik hamleler alabiliyoruz kendi yaptığımız oyunlar üzerinde ve Doğru. vizyonumuzda büyük değişiklikler olabiliyor. Sen Mesihleri yaparken başlangıçtan bu yana yani bu oyunu yayınlamaktan yana ne gibi değişikliklere uğrattın oyunu?
Yani şöyle söyleyeyim, aslına bakarsan en başında çok daha düz bir konsepte sahipti. Örneğin oyunun içerisinde ırkçılık, işte cinsiyet eşitsizliği vesaire gibi konular yoktu en başında. Daha hikaye ağırlıklı, tekst ağırlıklı bir oyundu. Daha sonra bunları da neden işte bir düşman olarak oyuna eklemiyorum diye düşünerek bunları dahil ettim. Muhtemelen yaptığım en büyük değişiklik bu olabilir. Çünkü yani bu bir yayıncının çok kolay kabul edebileceği bir şey değil muhtemelen. Ya ben oyunda işte cinsiyet eşitsizliğini bir düşman olarak koyacağım ya da işte ırkçılığı koyacağım vesaire dediğin zaman abi yapmasak mı acaba falan diyebilirler muhtemelen. Çünkü çok ticari kaygılar işin içerisine giriyor. Bu noktada biraz daha bir kurgu olduğunu yine vurgulayarak biraz daha derin konulara girmek istedim. Yani sadece evet eğlence de tabii ki bu işin çok önemli bir kısmı ama neden bir farklı bir bakış açısı, neden insanlara acaba mı diye düşündürmeyeyim ki dedim diyebilirim ki bu da bir yayıncının çok kolay kabul edebileceği bir şey değil muhtemelen. Evet, kesinlikle haklısın. Bir de sürekli biliyorsun bağımsız geliştiricilere gelen soru, özellikle bu işe yeni başlayacak olanlardan. Hangi oyun motorunu kullandın, hangi sanatsal programları kullandın, müzikleri nerede yaptın gibi sorular da alıyoruz. Senin izlediğin sanat stili nedir ve kullandığın oyun motoru, sanat programları nelerdir? Bunlardan da bahsedebilir misin? Ya şöyle söyleyeyim, ben motorun çok önemli olduğuna inanıyorum gerçekten. Bu muhtemelen pek çok insan buna katılmayacaktır ama çok farklı motorlarla oyun geliştiren insanlar var. Oyun geliştirilmez denilen motorlarla oyun geliştiren insanlar var. Bunlara en güzel örnek bence kesinlikle Papers, Please'tir. Bilmiyorum biliyor musun hangi motorla oyun geliştirdin ama yani bayağı eski bir motor ve abi bununla oyun geliştirilir mi denir belki de hani oyun geliştirmeye bir insan başlasa. Ama yapılabilir yani hiçbir şey yok. Ben kendim masaüstü oyunu Swift programı diliyle geliştirdim. Normalde bir uygulama geliştirme dili. Aslında oyun geliştirme dili değil. Ama yaptığım konsept çerçevesi tabii ki ne oyun yapacağını bilmek çok önemli. Kesinlikle. Yani tabii ki 3 boyutlu bir oyun yapmaya kalktığında bu dille çok zorlanacaktır insanlar ya da yapamayacaktır muhtemelen. Benim konseptim de gayet uygundu. Ve iOS için de yayınlayacağım için gayet yeterli oldu diyebilirim. Sanat stili kez daha aynı şekilde. İnsanlar bundan da çok şey yapıyor. Ama yine Undertale örneği var önümüzde. Sanat stili dediğin zaman mükemmel bir sanat anlayışı belki de yok ama kendine has bir sanat anlayışı var ve baktığın zaman çok başarılı olmuş bir oyun. Yine aynı şekilde ben de kendim çizdim diyebilirim bütün şeyleri. Hatta şöyle söyleyeyim. Animasyonların tamamı GIF. Yani hiçbir animasyon yok oyun içerisinde ve GIF kullandım tamamen. Başarılabiliyor ya bu şekilde yapılabiliyor. Aynı şekilde keza hikaye konusunda da kendim bir ilgim var zaten hikaye yazmaya. Hikayesini kendim yazıyorum. Müzikler konusunda ise müzikler kullandım diyebilirim. Belli başlı böyle çalıştığım müziklerini aldığım insanlar var. Onlardan faydalanıyorum. Anladım. Ben Mesihleri şahsen oynamadım ama senin bana ilettiğin oynanış videosu üzerinden bolca mekanikleri deneyimleme vaktim oldu. Şunu söylemeliyim ki ben çok büyük bir Crusader Kings serisi fanıyım ve senin aslında kullandığın mekanikleri biraz daha böyle grand stratejiye yedirilmiş halini tecrübe etme fırsatım oldu ve çok eğlendim. Senin oyununu gördükten sonra da, Mesihleri gördükten sonra da bir heyecanlanmadım değil. Çünkü bu konuda çok fazla oyun çıkmıyor. Ve çıkan oyunlar da güzel olmayabiliyor büyük oranda. Ama özellikle Reigns ve Crusader Kings'deki bu din olaylarının, bu kendi dinini yaratma olaylarının ve bunu yayma olaylarının bir araya getirilmiş hali olan Mesihler beni çok mutlu etti. Özellikle bir Türk bağımsız geliştiriciden böyle bir oyunun çıkması ayrıca beni mutlu etti diyebilirim. Senle de yaptığımız röportajdan çok memnun kaldık ve seninle tanıştığıma da çok memnun oldum. Ben de memnun Söylemek oldum. istediğin, değinmek istediğin başka şeyler var mıdır Mesihler hakkında? Çok kısaca aslında mesihler hakkında değil, çok kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum sadece. İnsanların kesinlikle yani neden farklı fikirler olmasın? Örneğin çok basit bir şey söyleyeceğim. Ben mesihler oyununda temelde ikna etme mekaniğini aslına bakarsan oyunlaştırmaya çalıştım. Ve bunun için de işte nefretin artıp azalmasını ve insanları nasıl ikna edebiliriz düşünmelerini istediğim insanların ve en temelinde yine bu bahsettiğim mekaniği çok güzel kullanan biliyorsun Disco Elysium oyunu var. Yine sadece yazılar üzerinden çok güzel oyunlar çıkarttı biliyor. İnsanların ne fikirleri olursa olsun, ne tür oyun mekanikleri olursa olsun denemeleri çok güzel, çok güzel olacaktır. Ben sadece bunu tavsiye ediyorum insanlara. Bu kadar.
Evet, tavsiyelerin için çok teşekkür ederiz. Öyleyse bir sonraki röportajımızda izleyicilerle buluşmak üzere. Hoşça kalın diyelim. Görüşürüz. Sana da sağlıklı günler diliyorum.